Bu böcek her şeyden önce bir kın kanatlı. Kın kanatlının bütün özelliklerini taşıyor. Bununla ilgili gerekli bilgiye sahip değilken bununla karşılaştım ben. Nasıl bir yerde karşılaştım? İşte Bodur Çalılık yani Maki. Akdeniz ve Ege bölgesinde hakim bitki örtüsü. Makilik bir yerde okulumuzun hemen duvarının yan tarafında bir peygamber devesi bulduğum bölge vardı. O bölgede aslında peygamber devesi arıyordum. Fakat hantal bir uçuşla çalıların içerisinden kalktı ve havada yakaladım. İlk etapta ben bu kokan böceklerden elinize aldığı aldığımızda kokan böcek var, karapuslar onlardan zannettim. Fakat değil. Daha sonra rengini falan fark ettiğimde ve renkleri, kabuğunun genişliği o bu. Harika bir böcek olduğunu ve farklı bir böcek olduğunu anladım. Daha sonra gerekli araştırmaları yaptığımda bunun çam ağaçlarında bulunan çam koza tırtılı yani ağaçları refren e, oyaz, yapraksız bırakan ve uçucu eklenerek diğer ağaçlara geçen ormanların baş düşmanı, çam ormanların baş düşmanı diyebiliriz. Böyle bir tırtıl var. Herkes mutlaka görmüştür. Artta alerjik bir tırtıldır. Onu ellediniz takdirde kabarırsınız. Bununla ilgili de ben gerekli videolar yaptım. Hatta birden fazla video yaptım. Daha sonra koz'a şeklinde e, kuş yuvası gibi ama ağzı burnu kapalı bir şekilde örümcek ağımsı böyle bir yapıda kendilerini saklarlar. Daha sonra işte e, bir dahaki seneye kadar kışı bu şekilde geçirdikten sonra baharla birlikte tekrar kurtçuklar çıkar, tırtıllar çıkar. Ben bir defa hatta bunlardan bir tane kozayı açmıştım. Kesmiştim çakıyla, açmıştım içinden. Kızıl renkli bir sürü tırtıl çıkmıştı. Yüzlerce tırtıl çıkmıştı. O zaman bunların ben alerjik reaksiyon yapacağını falan düşünmedim. İki gün kaçındım. Sonra gerekli araştırmaları yaptığımda bu tırtılların çamları ciddi zarar verdiğini. Ve yine okulumuzun arka kısmında çamlık bir bölge var. Bu çamların bir seneden tamamen yapraksız kaldığını hatta kuruduğunu düşünmüştüm. Kurutmuyorlar ama e, o sene artık bu çam sanki hiç yaşamamış gibi büyümesi, gelişmesi engelleniyor. Daha sonra bir belgeselde denk geldim. İşte üniversitelerimizden bir tanesinde bilimsel araştırma yaparken bu çam koza tırtıllarında mücadele etmek için değişik alternatifler kullanmışlar. İlaçlamayı denemişler, başka alternatifler falan kullanmışlar. En sonunda bu böceği bulmuşlar. Bu böceği çam koza tırtıllarının baş düşmanı olduğunu bu belgeselde ben gördüm. Gerekli internetten yaptım araştırmalarda da Hakikaten bu e, böceğin ciddi anlamda biyolojik silah olarak kullanılabileceği ortaya çıktı. Bundan sonra e, artık biliyordum zaten bu böceği. Ben gerekli makro çekimlerimi falan yaptım ve belli bir zaman sonra e, çok dayanıklı bir böcek. Belli bir zaman sonra ne yediğini de bilmiyordum tabii ki o zamanlar. Her şeyi verdim. Vermediğim şey kalmadı. Peynir verdim, et verdim, onu verdim, bunu verdim. Hiçbir şey yediremedim. Ondan sonra baktım, ee, su içtiğini gördüm, su iç içebildi, bu iyi oldu benim için, yemedi hiçbir şey, ondan sonra saldım. Saldıktan birkaç gün sonra bunun ben işte tırtıl düşmanı olduğunu öğrendim. Ve aradan bir yıl geçtikten sonra Urla'nın makilik ormanlarında bir tane yine önümden kalktı. Fakat bunun kadar, bunun kadar iri değildi o, onu aldım getirdim, artık elimde gerekli bilgiler falan vardı. E, tırtıl yediğini biliyordum yine o da belli bir süre bende kaldı yaklaşık 3-4 gün içerisinde çekimini yapamadım ama bir gün buna ben bahçede yakaladım bir tane tırtıl verdim tırtıla resmen saldırıyor öyle bir saldırıyor ki e, tırtılı anında öldürüyor zaten sonra tamamen yiyor. Mi? yor bitiriyor. Tırtılda hiçbir şey bırakmıyor. Ve o zaman ikna oldum. Bunun görüntülerini alabildim mi? Alamadım. Alamadım sanırım. Şaşırdım çünkü o anda. Hazır değildim. E, gerçekten de bu canlı e, çok güçlü bir canlı. Çok çok güçlü bir canlı. Ve tırtıllarla biyolojik anlamda mücadele edebilecek bir canlı. Şimdi bu kadar bilgi verelim. Bu canlıyı gördüğümüz zaman kesinlikle zarar vermeyelim. İnsanlara hiçbir zararı yok. Aksine yararı var ve çoğaltılması da çok zor bir canlı.